Sevgili gençler merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yayın Denizinin AYT Fizik soru bankasını çözmeye devam edeceğiz. Konumuz optik. Alt başlığımız ise düzlem ayna ve yansıması. Çok uzun boylu bir kişi alışveriş mağazasında denediği kıyafetlerden pantolon, gömlek ve atkının üzerine olup olmadığını anlamak için duvarda asılı olan boy aynasının karşısına geçiyor. Aynada pantolon ve gömleğini görebilen uzun boylu kişi atkısını tam olarak göremiyor. Buna göre bu kişinin işlemlerinden hangilerini yaparsa atkıyı görebileceğini söylüyor. Dizlerini bükerek eğilmek. Arkadaşlar eğildiği zaman tabii ki de aynayla aynı hizaya gelecek atkısı, kafası dolayısıyla da atkısını aynada görebilecek. Aynaya biraz yaklaşmak işte sorunun güzel şıkkı burası. Bu geçtiğimiz yıllarda sınav sorusu olarak da karşımıza gelmişti. Arkadaşlar bir kişi dik duran bir aynaya yaklaşsa dahi vücudunda gördüğü kısım değişmeyecektir. Şimdi bunun ispatı için yan tarafı kullanacağım. Yani dördüncü sorunun üzerinde bunun ben size ispatını yapmaya çalışacağım. Şimdi farz edelim ki bu adamın boyu 6 birimlik bir ok şeklinde olsun ve adamın Şuradan bakış attığını varsayalım. Yani kafasının olduğu yerden aynaya baktığını varsayalım. Şimdi gözlerinin aynaya uzaklığı 3 birim olduğuna göre gözlerinin görüntüsü de şuradadır. Ve buradan aynada aynanın görüş alanını kullanarak ne kadarlık kısmını görebilir? Aynanın bu ucuna gönderdiği zaman bu kadar. Aynanın şu kısmına gönderdiği zaman 2 aşağı 3 sola tekrar 2 aşağı 3 sola dediğinizde şu kadarlık kısmını görebiliyor. Yani üst tarafta kaç birimlik yer görüyor? 4 birimlik yer görüyor. Başka da bir yer göremiyor. Alt taraftaki 2 birim görünmüyor arkadaşlar. Şimdi bu adamın aynaya yaklaştığını düşünelim. Yani nereye geldiğini düşünelim. Bu sefer de adamın bir birim sağ tarafa geldiğini düşünelim. O zaman adamın haliyle kafası buraya gelmiş olacak. Ayakları da buraya gelmiş olacak. Şimdi kafası oraya gelince aynaya iki birim yakında olduğu için görüntüsü de artık şu noktada olacaktır. K çift üstü diyorum. Şimdi buradan aynaya tekrar bakış attığımız zaman aynanın üst tarafına attığımız bakışın yine şu şekilde olduğunu, alt tarafına attığımız bakışın ise bakın 2'ye 2 iki şeklinde gideceği için arkadaşlar 2'ye 2 iki, yani tam ortalardan, karelerin tam ortalarından gittiği için şu şekilde gittiğini görüyoruz. Şimdi bu adam yine nereyi görmüş oluyor? Bakın şuradan şuraya kadarlık kısmını görmüş oluyor. Yani yine alt taraftaki 2 birimlik şu kısmı görememiş oluyor. Ve ben size burada ispatlamış oldum ki adam aynaya doğru yaklaşsa ya da ayna adama doğru yaklaşsa adamın kendi vücudunda gördüğü kısmın miktarı değişmeyecek. Dolayısıyla bu şık yanlış arkadaşlar. Aynadan biraz uzaklaşmak bu da hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bunun tek çözümü var. Bu aynayı ya yukarı kaldıracaksın adamın gözleriyle aynı hizaya getireceksin adam da atkısını görebilecek. Ya da arkadaşlar aynayı büyüteceksin bu sorunu böyle çözebilirsin. Bundan dolayı sorunun cevabı yalnız birdir arkadaşlar. K cisminin X ve Y düzlem aynalarındaki görüntüleri verilenlerden hangisi değildir diyor. Şimdi büyüterek bakarsak daha güzel göreceğiz. Bir kere K cisminin X aynasındaki görüntüsü aynaya ne kadar uzaktaysa görüntü de o kadar uzaktadır mantığıyla 5'tir. Y aynasındaki görüntüsü ise yine dik uzaklığına bakıyoruz. O kadar diğer tarafa gittiğimiz zaman bir numara olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki X aynasındaki görüntüsünün Y aynasındaki görüntüsü nerededir dediğimizde X aynasının hizasını şöyle uzatıyorum ve X aynasındaki görüntüsünün pardon Y'yi uzattım. X aynasındaki görüntüsü 5'te değil mi? 5'ten buraya dik uzaklık ne kadar? Gördüğünüz gibi 1,5 kadar. Tekrar 1,5 o tarafa gittiğim zaman tam buraya denk geldiğini görüyorum. Demek ki bu da bir görüntümüz. Bir de arkadaşlar Y aynasındaki görüntüsünün X aynasındaki görüntüsünü bulalım. Y aynasındaki görüntüsünün X'e uzaklığı 2 birim. O halde onun Y aşağı 2 birim gittiği zaman 4 numarada da bir görüntüsünün olduğunu anlıyoruz. Yani açıkta kalan kim oluyor arkadaşlar? 3 oluyor. 3 3'te hiçbir şekilde görüntü oluşmuyor diyoruz. Sorunun cevabı C şıkkıdır. Şimdi üçüncü soruda bir gölge yarı gölge sorusuyla karşı karşıyayız. Bize diyor ki şekildeki düzenekte K ışık kaynağından çıkan ışınlar sayesinde perde üzerinde şekil 2'deki gibi gölge deseni oluşuyor. Düzlem ayna ışık kaynağına yaklaştırılırsa gölge deseninin tam ve yarı gölge kısımlarının nasıl değişeceğini bize sormuş. Gençler burada aynanın görevi nedir? Işık kaynağının aynada bir görüntüsü vardır. Yani şuralarda bir yerde bir görüntüsü var. Ve haliyle bu görüntüsü de bir ışık kaynağı gibi davranıyor. Yani önce ışık kaynağının kendisinden ışın gönderiyoruz engelin alt ve üst tarafına. Daha sonra bunu hemen bekletmeden daireye çeviriyoruz arkadaşlar. Bekletirsek karışabilir. Daha sonra arkadaki ışık kaynağından yani görüntüsü de bir ışık kaynağı gibi davrandığı için şu şekilde bir Işın daha gönderdiğimiz zaman ikinci daireyi çiziyoruz ve ortadaki bu daire arkadaşlar bir saniye çizemedim. Ortadaki bu daire ikisinden de ışık alamadığı için tam gölge oluyor. Kenarlarındaki halka ise yarı gölge oluyor. Bu adam ne yapıyordu? Düzlem ayna ışık kaynağına yaklaştırılırsa. Farz edelim ki aynayı biz şuraya getirdik. Arkadaşlar biz aynayı buraya getirirsek Adamın artık yani kaynağın görüntüsü nerede olur? Şurada bir yerde olur. Kaynak oldukça yaklaştı. Şimdi kaynak yaklaşınca arka taraftan gönderdiğiniz ışınlar artık ne oluyor arkadaşlar? Daha büyük bir açıyla geliyor. Dolayısıyla da içerideki küçük halka artık biraz daha büyümek zorunda kalıyor. Gördüğünüz gibi bakın şuraya vuruyor ve buraya vuruyor. Daha büyük bir tam gölge alanı oluşuyor. Peki yarı gölge ne olur? yarı gölgede azalır arkadaşlar. Çünkü sizin büyük çemberiniz değişmedi. Yani aslında şu dıştaki büyük çember değişmedi. Ama içerisindeki daire büyüdü arkadaşlar. Yani şu şekilde tam gölge alanı büyüyünce otomatikmen yarı gölgeye kalan yer azalmış oluyor diyorum. Sorunun cevabı bundan dolayı A şıkkıdır. Ve geldik artık dördüncü soruyu arkadaşlar. Bunları silelim hemen. Dördüncü soruyu çözelim. X ve Y gözlemcileri düzlem aynaya bakarak KP perdesi üzerindeki sırasıyla L1 ve L2 uzunluklarını görüyor diyor. Önce X aynasının görüş alanını bulmak için görüntüsünü buluyorum. X'in görüntüsü buradadır. Buradan aynadaki görüş alanımı dikkatli bir şekilde çizdiğim zaman arkadaşlar şu şekilde tam ortasında kalıyor. Diğer tarafa çizdiğimde ise köşelerden giderek şu şekilde. Yani X'e bakarak kaç birimlik kısmı görüyorum? 2 4 6 7,5'luk kısmı gördüğümü buldum. Şimdi Y'ye bakarak nereleri gördüğümü nasıl anlayacağım? Bu sefer de Y'nin bu aynadaki görüntüsünün şurada olduğunu biliyorum. Şimdi Y'den aynaya ışınlar çizelim. 2'ye 1, 2'ye 1 çizilecek arkadaşlar. Şuradan itibaren görmeye başlıyorum. Ve şuradan da şuraya kadar. Saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 kadar olduğunu görüyorum. 7,5 15 bölü 2 demektir. 12 bölü 1 de 1 bölü 12 diye sadeleşir. Buradan 3'e böleyim ben. 5 Alt tarafta 3'e böldüğümde 4 kalır. 4 kere 2 de bana 8'i verir. Kısacası sorunun cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Evet geldik artık 5. soruya. Büyütüyorum hemen. 1 numaralı düzlem aynaya bakan göz bu ayna yardımı ile 2. aynada KS aralığının hangi bölümünü görüntüsünü görebilir? Şimdi ben 1 numaralı aynaya bakıyorum ama 2 numaralı aynadan yararlanarak nereleri görebilirim? Gençler ben bir numaralı aynaya bakıyorsam benim ilk işim bir numaralı aynadaki görüş alanımı tespit etmek. Gözüm buradaki görüntüsünü buluyorum. Hemen bu aynadan bu ayna ile nereleri görebileceğimi anlamak için hemen şöyle aynanın uçlarına ne yapıyorum arkadaşlar ışın çiziyorum. Ve şurada da şu şekilde bir ışın çiziyorum. Gördüğünüz gibi ben iki numaralı aynanın tamamını kullanamıyorum. Benim görüş alanıma giren kısım şu kırmızıyla gösterdiğim kısımdır. Aynanın alt taraftaki iki birimlik kısmı beni ilgilendirmiyor. Peki ben y ikinci aynaya bakarak bir duvardaki görüntü arıyorsam o zaman ben ikinci aynadaki görüntümü bulmam lazım ve oradan görüş alanı yapmam lazım. O zaman ikinci aynayı şöyle uzunmuş gibi yani hiza alıyorum aslında. Farklı bir kalem alayım hemen karışmasın. 4 birim burasıysa buradan burasının da 4 birim olduğu için Evet gözlemcinin ikinci görüntüsü buradadır. Yani görüntünün görüntüsü. Şimdi buradan aynanın uçlarına ışın atacağım. Ama aynanın sadece kırmızılık kısmı beni ilgilendiriyor. Çünkü ben alt taraftaki kısmını kullanamıyordum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde. Şimdi ikinci kısmına ışın atarken dikkat edin şuraya atmam gerekiyor. Ee, bu da çapraz çapraz gittiğini görüyorum. Çaprazlar da tam şuraya denk gelir. Yani ben perdedeki L ile R arasını görebilirim diyorum. Sorumun cevabı Bursa. Ve geldik 6. soruya arkadaşlar. Soruda bir analog bir saat verilmiş. Şekildeki duvar saati 9'u göstermektedir. Duvar saatinin karşısında bir düzlem ayna bulunmaktadır. Buna göre saat aynadaki görüntüsünü soruyor. Arkadaşlar düzlem aynalarda görüntüler simetriktir. Yani sağ sol simetrisi vardır. Düzlem aynanın karşısına geçin. Sağ elinizi oynatın. Aslında düzlem aynadaki sol eliniz oynar. Yani kısacası bir sağ sol olayı vardır aynalarda. Dolayısıyla sola doğru yatık olan şu akrep kısmı görüntüde sağa doğru yatık olarak çıkacaktır. Evet yukarı doğru olan yatık herhangi bir sorun yaşamayacak çünkü aynalarda yukarı aşağı simetrisi yok. Sağ sol simetrisi var. Yukarı doğru olan yine yukarı doğru olacaktır. Bunda bir sorun yok. Şimdi şu sola doğru yatık olan şu da görüntüde sağa doğru yatık olarak çıkacaktır. Dolayısıyla bu üçü hangisinde buluşuyor dediğimizde de E şıkkında buluştuğunu sanırım görebiliyoruz. Geldik arkadaşlar 7. soruya. Şimdi bu soruda da bize bakalım ne sorulmuş. KLM cisimleri saydam değildir. Yani engeldir. Arkadaki cismi göstermez. 1 ve 2. aynalara bakan göz bu aynalarda oluşan görüntülerden en çok kaç tanesini görebilir diyor. Şimdi gençler biz ya gözlemcinin görüntüsünü bulup cisimlere bakarız ya da gözlemciye dokunmayız, cisimlerin görüntüsünü bulup onlara bakarız. Bu soruda ikincisini tercih edeceğim ben. Yani cisimlerin bu aynalardaki görüntülerini bulmaya çalışalım. K'nın 2 numaralı aynadaki görüntüsü buradadır. 1 numaralı aynadaki görüntüsü buradadır. L'nin 2 numaralı aynadaki görüntüsü buradadır. 1 numaralı aynadaki görüntüsü buradadır. M'nin de aynı şekilde bir görüntüsü buradadır bir görüntüsü 3 birim ötede şuradadır. Fakat bunların arkadaşlar bir de görüntünün görüntüsü mevzusu var. Yani şu sağ taraftaki şunun örnek veriyorum arkadaşlar işaret koyayım buna. Bunun birinci aynada bir görüntüsü vardır o da buradadır. Aynı şekilde şunun arkadaşlar birinci aynada bir görüntüsü vardır o da buradadır. Ve şunun birinci aynada bir görüntüsü vardır o da buradadır. Bunları siz diyebilirsiniz ki hocam yukarıdakilerin de ikinci aynada bir görüntüsü yok mu diye düşünebilirsiniz. Onlar zaten çakışıktır arkadaşlar. Bakın bunların görüntüleri de gördüğünüz gibi burayı veriyor. Yani onlar çakışık. Dolayısıyla bizim toplam 9 tane görüntümüz var arkadaşlar. E şimdi biz bu 9 tane görüntüden kaç tanesini görebiliyoruz? Dikkatle bakalım. Mesela şu hizadakilere baktığımız zaman mesela şuna bakıyorum önüme bir engel çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman ben bunu görüyorum. Şuna baktığımda önüme bir engel çıkmadığını görüyorum. Aynı şekilde şuna baktığımda da önüme hiçbir engel çıkmadığını görüyorum. Ben buradaki üçünü de görebiliyorum arkadaşlar. Gelelim şimdi aşağıdakilere bakmaya. Şimdi arkadaşlar bakın şu aşağıdakine bakarken önüme M cisminin kendisinin engel olduğunu görüyorum. Bakın kendisi şunun görünmesine engel oluyor arkadaşlar. O yüzden ben şunu göremiyorum. Peki başka göremediğim var mı? Şuna bakış atıyorum. Önüme bir şey çıkmıyor görüyorum. Şimdi arkadaşlar şu. Şuna bakış attığımda dikkat edin. Önüme L çıkmıyor. Güzel çizdiğinizde siz de görürsünüz. Peki. K'nın bir yere engel olup olmadığına bir bakalım. K 2'ye 1 gidiyorum. 2'ye 1 gidiyorum. 2'ye 1 gidiyorum. Gördüğünüz gibi gençler K da tam şu sondakinin üstüne isabet ediyor K'ya gelince. Kısacası bu da bunun görünmesine engel oluyor. Fakat L'nin L'nin kimseye engel olmadığını bakın size göstereyim görüyorsunuz L önüne hiçbir cisim çıkmıyor L'ye bakarken yani kısacası şunu ve şunu görmemize bir sıkıntı yok şunları da görmemize bir sıkıntı yok yukarıdan 3 tane aşağıdan da 4 tane gördüğümüz için toplamda biz 7 tane görüntüyü görüyoruz arkadaşlar sorunun cevabı C şıkkıdır. K ve L cisimleri aynı konumdan serbest bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle ben aynadaki görüş alanımı merak ediyorum. Şimdi burada 2, 4, 6 birim aynaya mesafem var. O zaman 6 birim ötede sanırım şuraya bir birim eklememiz gerekiyor. 6 birim ötedeki tam şu noktada gözlemcinin görüntüsü var. Fakat arkadaşlar burada engeller olduğu için ben aynanın tamamını kullanamıyorum. Aynanın sadece şu ırıktan olan kısmını yani bana izin verdiği kısmını kullanabiliyorum. O zaman aynanın tamamı benim için geçerli değil. Benim için geçerli olan şu kırmızı kısmıdır. Dolayısıyla ben görüş alanımı bulurken o kırmızı kısmına uçlarına doğru ne yapacağım? Işın göndereceğim şu şekilde. Bir tane de alt tarafına göndereceğim şu şekilde. Benim görüş alanım işte görüldüğü gibi aynanın şu arkasını ben zaten yani şurayı ben zaten göremem. Aynanın arkası orası. Görüş alanım aynanın önündeki ve ışınlarımın arasında kalan işte şu bölgedir arkadaşlar. Bunu tabi sileceğim daha sonra böyle silelim. Buna göre hangileri doğrudur? K cisminin düzlem aynadaki görüntüsü L'ninkinden önce görünür. Şimdi K ve L serbest bırakıldığı için arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru düşüyor. Şimdi görüntüsü dediği için ben görüş alanıma kimin önce girdiğine bakacağım. Arkadaşlar gözlemcinin görüntüsünün görüş alanına gördüğünüz gibi önce K girer daha sonra L girer. Yani K'nın daha yakın olmasından kaynaklı L daha uzak önce K'yı görür demesi doğrudur arkadaşlar. Gelelim L cismi gözün görüş alanına bakın dikkat edin görüntü falan demiyor bakın gözün görüş alanına diyor. Yani L cisminin görüntüsü deseydi aynen birinci şıktaki gibi yorum yapacaktık. Ama bakın buradaki fark şu. L cismi gözün görüş alanına diyor. Yani burada gözün görüntüsünü falan alıp aynalara falan çizmeyeceğiz arkadaşlar. Direkt gözün kendisinden bakacağız. Yani gözün şu ilk çizdiğimiz pembe çizgiler var ya arkadaşlar. Gözün görüş alanı orası. Yani ayna mayna kullanmadan göz nereleri görebiliyor? Bir şuradan şuraya doğru attığı şu aralıkla şuradan şuraya doğru attığı bu aralığı göz görebiliyor. Çünkü buraları zaten bu cisim ne yapıyor? Engelliyor buraları. O zaman gözün görüş alanına kanın girmesi için bakın tam kaç birim gelmesi lazım? 3,5 birim gelmesi lazım. L'nin ise 2,5 birim gelmesi lazım. O zaman gözün görüş alanına L daha önce girer. Doğru arkadaşlar. Üçüncüsü her iki cisim gözün görüş alanından aynı anda çıkar. Yine gözün görüş alanı dediğim için İkincinin yorumuyla aynı bunun yorumu gözün görüş alanı şu üçgen. Buradan her iki cisim aynı anda mı çıkar? Evet, aynı anda çıkar. Çünkü K'nın da buradan çıkması için kaç birimlik yolu var? İşte 1 2 3 4 5. L'nin de buradan çıkması için 5 birimlik yolu var. Dolayısıyla ikisi de aynı anda burayı terk ederler arkadaşlar. Bu da doğru. Açıkçası güzel bir soru olmuş. Sorunun cevabı E şıkkı. Geçiyoruz artık 9. soruya. Bakalım bize ne sormuş. Birbirine paralel olarak yerleştirilen sayfa düzlemine dik aynalar arasına konulan cismin birinci aynadaki ilk 3 görüntüsü. Gençler şimdi aynaya hangi tarafı bakıyorsa cismin aynada görünen kısmının o tarafı o renktedir. Yani birinci aynadaki ilk görüntümüz bizim nasıldır? Şöyle cismi ikiye bölersem görüntüsünü Gençler bu cismin e, aynaya bakan kısmı kırmızı olduğu için siz bunun bu tarafını bu tarafını kırmızı görürsünüz. Bu tarafını kırmızı görürsünüz. Şöyle söyleyeyim. Diğer tarafını arkadaşlar yeşil görürsünüz. Onu da yeşil seçelim. Şuraya boyayalım. Burasını yeşil görürsünüz. Dolayısıyla bir tarafı kırmızı olan, bir tarafı yeşil olan bir görüntü elde ettiniz. Burası kırmızı, burası yeşil. Yani siz ama hangi kısmını görürsünüz? Kırmızı kısmını görürsünüz. Çünkü Önü kırmızı olduğu için aynada ön tarafı görünür. Arka tarafı görünmez. O zaman ilk gördüğünüz görüntü kırmızı olmalı. Peki bu cismin ikinci aynada da bir görüntüsü vardır. O da şuradadır ve onun da arkadaşlar ortadan ikiye böldüğümüz zaman sol tarafının aynaya bakan tarafı yeşil olduğu için sol tarafının yeşil, sağ tarafının kırmızı, aynaya dönük olan kısmını biz göreceğimiz için arkadaşlar biz onun hangi kısmını göreceğiz? Yeşil kısmını göreceğiz. Fakat şimdi biz birinci aynadaki görüntülere odaklandığımız için biz sağ taraftaki aynadan sadece faydalanacağız. Sağ taraftaki aynadaki görüntünün görüntüsü, yani şu çizdiğim, yeni çizdiğim görüntünün birinci aynadaki görüntüsü nasıl olur arkadaşlar? Şöyle çiziyorum. Çizeyim. Ortadan da ikiye bölüyorum. Şimdi bu aynaya yani birinci aynaya e, Tik attığım görüntünün ne tarafı dönük? Yeşil tarafı dönük değil mi arkadaşlar? O halde buradaki görüntünün de bu tarafı arkadaşlar yeşildir, arka tarafı kırmızıdır. Zaten görünen taraf arka değil ön olduğu için neresi görünmüş oluyor ikinci görüntüde? Bakın bu birinci görüntüydü, bu ikinci görüntü. İkinci görüntümüz yeşil arkadaşlar. Şimdi gelelim birinci aynadaki üçüncü görüntüye. Arkadaşlar ne yaptığımızı bir özetleyelim. Önce cismin birinci aynadaki görüntüsünü buldum, ikinci aynadaki görüntüsünü buldum. Daha sonra ikinci aynasındaki görüntüsünün de birinci aynasındaki görüntüsünü buldum. Şimdi birinci aynadaki görüntünün yani şu yıldız koyduğum görüntünün ikinci aynasındaki görüntüsünü bulmam lazım. E dıdısının dıdısı gibi oluyor ama hani yapacak bir şey yok. Böyle yapılıyor. Şimdi arkadaşlar bunu çizdiğimizde onun yani artık şu e, yıldız koyduğum benim için ikinci ayna için bir görüntü değil, e, görüntü değil, cisim görevi görüyor. Şimdi bu cismin aynaya dönük olan tarafı kırmızı olduğu için bunun bu tarafı kırmızı olacak, arka tarafı yeşil olacak. Şimdi bu artık çift tik koyuyorum. Bu çift tikli olanın da birinci aynada bir görüntüsü olacağından dolayı onu da şuraya yapıyorum arkadaşlar. Onun da kırmızısı bu aynaya baktığı için haliyle bunun bu tarafı kırmızı olacak. Arka tarafı yeşil olacak. Yani birinci aynadaki üçüncü görüntünün de görünen kısmı kırmızı olacak. Bundan dolayı sorunun cevabı D şıkkı. Zaten bir kırmızı bir yeşil olduğunu anladığınızda diğeri yine kırmızı olur. Diğeri yeşil olur. Bu böyle bu şekilde gider arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Soru birazcık uzun çözülüyor arkadaşlar. İdare etmenizi istiyorum. Şimdi 10. soruya geldik arkadaşlar. Burada diyor ki şekildeki paralel aynalardan 2 numaralı aynaya bakan bir gözlemci bu aynalarda oluşan K cisminin görüntülerinden en çok kaç tanesini görebilir diyor. Şimdi yine iki yöntem vardı. Hani bir gözlemcinin görüntüsünü bulup aynaya çizik atmak. iki gözlemciye dokunmadan cismin görüntülerini bulup hangilerine görebildiğimizi anlamak. Şimdi K'nın birinci aynada bir görüntüsü var. İkinci aynada bir görüntüsü var. Bunun ikinci aynadaki görüntüsü tabii ki 3'e 3 üç, yani şuradadır. Şuradadır. Ondan sonra bunun yani şunun birinci aynadaki görüntüsü yine 3'e 3 üç olduğu için buradadır. Tekrar e, bunun arkadaşlar uzun çiziyorum. Onun ikinci aynadaki görüntüsü 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 5 şuradadır arkadaşlar. Bu böyle devam eder gider. Zaten soru normal bir soruysa çok abartmaz arkadaşlar bunun devamını. Şimdi soru bize zaten diyor ki 2 numaralı aynada hangilerini görürüm diyor. Yani 1 numaralı aynadaki oluşanlara fazla dikkat etmemize gerek yok. Biz 2 numaralı aynadakilere odaklanacağız. Şimdi gözlemciden 2 numaralı aynanın uçlarına ışın çizeceğiz arkadaşlar. Fakat üst tarafa çizeceğimiz ışını bir numaralı aynanın arka tarafı engelliyor. Yani üst numaranın şurasına çizemem. İki numaralı aynanın şu kısmına çizemem. Çünkü birinci aynayı engel olarak görüyorsunuz. Bize karşımıza geliyor. O yüzden ben şuradan itibaren. Yani 3 sağ 1 yukarı. 3 sağ 1 yukarı. 3 sağ 1 yukarı derken arkadaşlar bunun nasıl çizildiğini görüyorsunuz. İşte tam olarak bu şekilde çizildiğini görüyorsunuz. Yani şunu ben görebiliyorum tam çizgide çünkü çizgiler sınırlar kabul ediliyor arkadaşlar. Bir de aynanın alt tarafını ben hani kullanabildiğim için buraya bir çizik attığım zaman kaça kaç oluyor arkadaşlar? 5 sağ 1 yukarı, tekrar 5 sağ 1 yukarı, 2, 4, 5. Tam bunun üstüne denk geliyor arkadaşlar. Soru öyle bir ayarlanmış ki dolayısıyla hem bunu görüyorum, hem bunu görüyorum, bir de bunu görüyorum. Bunun dışında zaten artık. Buralarda oluşsa bile arkadaşlar biz göremeyeceğiz. Oralar bizim görüş alanımızın dışına çıktığı için bu sorunun cevabı C şıkkıdır. 11. soruya geldik artık. Burada bir kar yazısı var. Kar yazısının bir masa üzerinde bulunan yazının düzlem aynadaki görüntüsü yani masa üzerinde bulunan yazının düzlem aynadaki görüntüsü şekildeki gibi olmaktadır diyor. Buna göre masa üzerinde yazılı olan kelime hangi şekildedir diyor. Yani bize görüntüsünü vermiş kelimeyi soruyor. Arkadaşlar hiç fark etmez. Kelimeyi verse görüntüsünü sorsa ne yapacaksak, görüntüsünü verip kelimeyi sorduğunda da aynısını yapacağız. Çünkü yani nasıl diyeyim sonuçta simetrik. Yani bize sağ taraftakini verdiyse biz sola katlayarak soruyu çözeceğiz. Sol taraftakini verdiyse sağa katlayarak soruyu çözeceğiz. Şimdi bu bizim görüntümüz olduğuna göre bu cismin orijinali nedir? Yani yazı nedir ki böyle bir görüntüsü olmuş diye düşünüyoruz. Şimdi alt tarafta aynı olduğunu düşünün. K'nın e, alt tarafa doğru kar yazısını katladığınızı düşünün. K ne olacak arkadaşlar? Nasıl bir görüntü olacak K? K'da bir değişme olmaz. K yine böyle görünür. Sonuçta alt tarafa katlasanız da böyle olur. Ama A'nın baş yukarı değil baş aşağı oluşması lazım. Çünkü alt tarafa katlıyorsunuz. R'nin de aynı şekilde küçük kısmının küçük kısmının arkadaşlar e, altta bu ağzı açık büyük kısmının üstte olması lazım. Yani R'nin de yaklaşık şöyle bir şekilde olması lazım ki yani yazı böyle olursa yazının aynadaki görüntüsü işte yukarıdaki kar yazısı şekline dönüşür. Simetriktir çünkü arkadaşlar. Bunu şıklarda arıyoruz. Baktığımız zaman C şıkkında evet bunun olduğunu görüyoruz. Evet, artık son soruya geldik. Bunu büyütsek de çok büyümeyeceğini fark ediyorum ama yine de az da olsa büyütelim. Şekildeki bir kişi kendi boyunun görüntüsünü düzlem aynada görmek istiyor. Kişinin önüne sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı aynalar konuluyor. Buna göre gözlemci hangi aynaya baktığında kendi görüntüsünün tamamını görebilir diyor. Şimdi gözünün burada olduğunu varsayarsak, 1 numaralı aynaya baktığı zaman gözünün görüntüsünü alalım. Amaç 1 numaralı aynayı kullanarak nereyi görebiliyor onu tespit etmemiz lazım. Bakın 1 numaralı aynanın üst tarafına baktığı zaman tam şurayı görebiliyor. Alt tarafına baktığı zaman da dikkatli bir ışın çizerseniz 3 aşağı 1 sola 3 aşağı 1 sola tekrar 3 aşağı 1 sola dediğiniz zaman tam ayaklarının olduğu yere denk geliyor. Yani bir numaralı aynaya bakarak kendisini arkadaşlar görebiliyor. Sorunun cevabı A şıkkı. Fakat diğer aynalara bakarak kendisini göremeyeceğini de nasıl anlayabiliriz? Ben size onun bir kısa yolunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu cismin kendi boyu ne kadar diye sorduğumda şuradan bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14. Arkadaşlar 14 birim boya sahip bir kişinin ne yaparsa yapsın dik duran bir aynada kendini görebilmesi için o aynanın en az boyunun yarısı kadar olma zorunluluğu vardır. Yani 7 birim olmayan bir ayna dik durduğu sürece. Bakın, aynayı adamın ayaklarının dibine getirirseniz ayna zaten adamın tüm tamamını gösterir. Ona bir şey demiyorum. Ama ayna duvardaysa ve adamın boyu da 14 birimse ister adam aynaya yaklaşsın, ister uzaklaşsın hiç fark etmez. Bunlar işe yaramaz. Bunun ben ilk soruda size ispatını yaptım. Bu aynanın boyu 7 birim olmadığı sürece ayna da kendini göremez. Bir numaralı aynanın e, baktığınızda 7 birim olduğunu görüyorsunuz. Bu yeterli oluyor. Fakat 2, 3, 4 ve 5 numaralı aynalar 7 birimden daha küçük olduğu için hiçbir şekilde yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.